sen diye bana söylemiş. Teyze teslim et. Teyze git teslim et. Al bakayım. Al ya kızım. Hani ekle teşekkür etsin. Yerine de koyalım. Bir daha. Bir pandemi sürecinde geçiyoruz. Bu pandemi süreci hayatımızın birçok alanını etkilediği gibi kardeşlerimizin evlilik aşamasında yaptıkları düğünleri de etkiledi. Bundan dolayı düğün yapmak isteyen kardeşlerimiz bu hastalık sürecinde düğün yapamıyorlar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini yerine getirince ikinci bir sünneti olan mevlüt yemeğini veremiyorlar. Bir Müslüman her halükarda ve her süreçte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yerine getirmek için muhakkak bir çaba gösteriyor. İşte bu çabayı gösteren kardeşlerimiz alternatif olarak eğer ben düğün yemeği veremiyorsam bu düğün yemeğimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yerine getirmek için
fakirlere, muhtaçlara, yetimlere yemek olarak nasıl verebileceğimin düşüncesine girdiler. Onun için çözüm olarak biz Yetimler Vakfı olarak eğer düğün yemeği vermek istiyorsanız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini yerine getirmek istiyorsanız, şu şekilde gördüğünüz şekilde kolileri yapıp o evlenen kardeşlerimizin adına yetimlerin evine götürüyor. Adeta kardeşlerimizin düğün yemeği verme sünnetini yerine getirmeleri için onlara yardımcı oluyoruz. Bu gördüğünüz SVA adlı kardeşlerimiz düğün yemeği vermek istediler ama düğün yemeği veremeyecekleri için pandemi sürecinde bize müracaat ettiler. İsimlerini yazdık ve bunları yetim ailelere götürüp dağıtacağız. Hem yetimlerin duasını yerine almış olacaklar hem de aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evlilik sünnetini yerine getirdikleri gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiye ettiği düğün yemeğini de düğün mevlidini de vermiş olacaklar. Rabbim evlenen bu kardeşlerimize ömür boyu saadet nasip eylesin. Dünya ve ahirette onları mutlu eylesin. Rabbim onlara salih evlatlar nasip eylesin. Güzel, huzurlu bir hayat nasip eylesin. Bundan sonra da evlenecek kardeşlerimize şunu tavsiye ediyoruz. Gelin düğün yemeklerimizi yetimlerin evlerine birer sofra yapalım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi yemeklerin, mevlütlerin en hayırlısı içinde fakirin oturduğu, fakirin yediği mevlüt yemeğidir. Biz fakirleri yemeğe çağıramadığımız gibi inşallah Teala bu sefer biz yemeklerimizi fakirlerin evlerine götüreceğiz. Bu gıdaları yetimlere yedireceğiz, yetimlere vereceğiz ve Allah'ın izniyle Peygamber'in sünnetini yerine getirmek için yola koyulduğumuz bu evliliği en güzel şekilde temellendireceğiz. Dualar üzerine temellendireceğiz ki Rabbim onlara mutluluk versin, Rabbim onlara saadet versin. Allah onların hayrını kabul eylesin.